Değerli takipçilerimiz, sizlere bugün TOKİ 118 metrekarelik dairenin mutfaklarında yapmış olduğumuz değişiklikleri, tadilat, dekorasyon ve yeni mutfak uygulamalarını göstereceğiz. Evet, bu klipte göreceğiniz üzere aynı tip olan mutfaklara birkaç proje uygulayabilmekteyiz. Özellikle kapıyı ortaya alarak, giriş kapısını ortaya alarak çift taraflı, çift tezgahlı mutfak yapabildiğimiz gibi aynı mutfağı tek taraflı tezgahta yapabilmekteyiz. Bu çok tercih edilen uygulamalardan birisidir. Burada hem dolap hem de tezgahınız fazla olabilmektedir. Kapıyı ortaya almadan resimde gördüğünüz üzere L tezgahta yapılabilmektedir. L tezgahlarda da aynı şekilde hem tezgahınız büyümekte hem de dolaplarınız daha fazla olmaktadır. Tüm bu mutfak uygulamalarında hemen hemen her dairede balkon ve mutfak arasındaki duvarı kaldırmaktayız. Çok kalın olan ve kapıyı gördüğünüz gibi açıldığında balkonu kaplayan bir kapıyı ortadan kaldırıyoruz. Balkonun altını izole edip aspiratör boru geçişini sağlayarak tüm duvarların sıvasını, izolasyonunu, zımpara ve boyasını yaparak oda içi haline getirip balkonları da son derece kullanışlı bir hale getirebiliyoruz. Gerekli yerlerde balkon duvarlarını da izole edebiliyoruz. Bazı duvarlarda izolasyon eksiklikleri olabiliyor. Bu haliyle balkonlarınız hem kışın hem yazın kullanışlı olabiliyor. Altının izolasyon hususu çok önemlidir. Çünkü kış aylarında izolasyon olmadan muhakkak soğuk ve terleme olacaktır. Kırdığımız duvar yerine genellikle sürgü cam ve sürgü plastik kaplama yaptığımız gibi balkon içindeki kırdığımız zemini de granitle kaplamaktayız. Veya çeşitli kalebodur seramik çeşitlerini kaplayabilmekteyiz. Duvarlarda seramik veya sıva boya uygulaması yapılabiliyor. Sürgü kapı üzerlerine cam tuğla ve çeşitli materyaller kullanarak daha görsel ve görüntülü hale getirebiliyoruz. Aynı şekilde L mutfaklarda da istenildiği zaman çift taraflı tezgah uygulanabilmektedir. Sürgü kapılarda uygulamış olduğumuz MAPEN dediğimiz sistemlerde genellikle sağa ve sola açılır şekilde çift sürgü uygulaması yapmaktayız. Bu da hem kullanımı kolaylaştırıyor hem de açtığımız zaman balkonla mutfak arasının tamamen açık kalmasına yol açabiliyor. Bu şekliyle yaz aylarında özellikle sürekli açık kaldığında mutfak ve balkon arası kullanımı kolay oluyor. Zeminlerde genellikle parke ve granit uygulaması yapıyoruz. O da müşterilerin tercihine, bütçesine göre değişebiliyor. Tabii ki biz seramik, kalebodur, granit uygulamasını tavsiye ediyoruz. Bu tamamen müzakerelerimiz ve müşterilerimizin tercihleri sonucunda ortaya çıkan bir olaydır.